Merhaba arkadaşlar. Ben okulunuzun yeni biyoloji öğretmeni Senem Özdemir. Bugün sizlere 12. sınıf biyoloji 1. ünite nükleik asitlerin keşfi ve önemini anlatacağım. İşleyeceğimiz konular genden proteine, nükleik asitlerin keşfi ve önemi, nükleik asitlerin keşif sürecini özetleyeceğiz. Bakıyoruz. Şimdi öncelikle nükleik asitlerden ve de çevremizden bahsedelim. Çevremizde muhakkak birileri bize ne kadar amcasına benziyor ya da ne kadar halasına benziyor, gözleri aynı babası, işte saçları aynı annesi gibi muhakkak böyle cümleler kullanmışlardır. İşte bu düşünceler kalıtsal özelliklerimizin nasıl aktarıldığı sorununu aklımıza getirir. İşte cevap. Cevabı şudur. Genetik özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan organik moleküller nükleik asitlerdir. Gelelim keşif sürecine. İlk olarak 1869 yılında İsviçreli biyokimyacı olan Friedrich Mischler ilk olarak akyuvarda, daha sonra ise balık spermi ve yumurtalarının çekirdeğinde nükleik asitlerin varlığını gözlemlemiştir. Daha sonra Mischler çekirdek içerisinde asit özelliği gösteren bu moleküllere nükleoin adını vermiştir. Daha sonra nükleik asit olarak adlandırmıştır. Bilim insanları önceleri hücrelere ait genetik bilginin proteinler tarafından taşındığını kabul ediyorlardı. Çünkü proteinler hücrenin kuru ağırlığının yaklaşık yarısını oluşturan ve hücreden hücreye farklılık gösterebilen moleküllerdi. Ayrıca tüm hücrelerin yapısındaki proteinlerin farklı olması ve proteinleri oluşturan amino asitlerin 20 farklı çeşidinin bulunması proteinlerin kalıtsal bilgiyi taşıdığına olan inancını güçlendiriyordu. Şimdi bu bilim adamları 1944 yılında Oswald Avery ve Colin MacLeod ve MacLean McCarthy adlı bilim insanları daha önce 1928 yılında Friedrich ile tarafından yapılmış olan deneyleri temel alarak gerçekleştirdikleri bir deney var. Bakalım deneyde ne yapmışlar? Bu deneyde zatürreye neden olduğu bilinen Streptococcus pneumoniae bakterisi kullanılmıştır. Bu bakterinin iki formu vardır. Kapsüllü olan form zatürreye neden olurken, kapsülsüz olan form hastalığa neden olmaktadır. Gerrit, bu bakterilerle yaptığı deneyler sonucunda kapsüllü canlı bakterilerin hastalığa neden olduğunu, kapsülsüz canlı bakterilerin ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin hastalığa neden olmadığını belirtmiştir. Bakıyoruz. İlk olarak birinci deneyimizde canlı kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde fare zatürreden öldüğü görülmüştür. Bakınız görüyorsunuz kapsüllü bakterileri ve fareye enjekte ediliyor. Fare zatürreden ölüyor. İkinci olarak canlı ama kapsülsüz bakteriler fareye enjekte edildiğinde fare zatürreye yakalanmamış ve yaşamaya devam etmiştir. Üçüncü olarak bakıyoruz, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde fare yaşamaya devam etmiştir. Dördüncü deneyimizde bakıyoruz, ısıtılmış kapsüllü bakteriler kapsülsüz canlı bakteriler ile karıştırılıp fareye enjekte ediliyor ve fare zatürreden öldüğü görülüyor. Ölen fareden alınan kan örneği incelendiğinde ise kapsüllü bakteriler tespit ediliyor. Sonuç olarak grip tek başına hastalığa neden olmayan kapsülsüz bakteriler ile ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri bir arada tuttuktan sonra fareye verdiğinde
farenin zatürre hastalığına yakalanıp öldüğünü tespit etmiştir. Ölü farenin kanını incelediğinde ise çok sayıda kapsüllü bakteri formunun bulunduğunu gözlemlemiştir. Bu durumda ölü kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakterilere geçen ve kapsülsüz bakteriye kapsül yapma özelliği dolayısıyla zatürreye neden olma özelliği kazandıran bir maddenin bulunduğunu fark etmiştir. Griffith, canlı bakterilerin yaşadıkları ortamda ölü bakterilere ait maddeleri alması şeklinde gerçekleşen bu olaya transformasyon adını vermiştir. Ancak bu maddenin ne olduğunu maalesef açıklayamamıştır. 1944 yılında bilim adamları yaptıkları deney ile Griffith'in deneyine ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere geçen genetik bilginin taşınmasında görevli maddeleri bulmuşlardır. Bu deneyde ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden elde edilen özüt, 3 ayrı ortamda proteinleri parçalayan enzim, DNA'z, DNA molekülünü parçalayan enzim ve RNA'z molekülünü parçalayan enzimleriyle bir arada tuttuktan sonra her 3 ortama da canlı kapsülsüz bakteriler eklenmiştir. Elde edilen özüt ise farelere enjekte edilmiştir. Buna göre deneylerimize bakıyoruz. Evet, 1. DNA'z ortama ölü kapsüllü bakteriler ile canlı kapsülsüz bakteriler fareye enjekte ediliyor ve sonuç olarak fare yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bakıyoruz ikinci deneyimize, RNA'z ortamına ölü kapsüllü bakteriler ve canlı kapsülsüz bakteriler enjekte ediliyor. Bu sonuçta da farenin öldüğü gözleniyor. Proteaz ortamına ölü kapsüllü bakteriler, kapsülsüz bakterileriyle birlikte enjekte ediliyor ve yine farenin öldüğü gözlemleniyor. Sonuç olarak bakacak olursak, bu bakterilerden sadece DNA'z enzimiyle müdahale edilen özüt farede zatürreye neden olmazken, diğer bakteriler yine kapsül yapma yeteneği kazanmış ve farede zatürreye neden olmuştur. Öyleyse DNA'z kapsülü bakteriye ait DNA moleküllerini parçalamış, böylece kapsülsüz bakterilerin kapsül yeteneği kazanmasına engel olmuştur. Bu deneyle kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakteriye geçerek kapsül oluşumu sağlayan, yani hastalık yapma özelliği taşıyan transformasyon ajanının DNA olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Geliyoruz son olarak bu deneyimizde nükleik asitlerin öneminden bahsedeceğiz. Nükleik asitler önemi, bunlar ortak ve farklı özellikleri olduğunu gözlemlemiştir. Nükleik asitler organizmaların genetik bilgiyi bir nesilden diğerine aktarmasına izin veren moleküllerdir. Nükleik asitler hücre çekirdeğindeki genlerden hücrenin diğer kısımlarına bilgi aktaran mesaj molekülleridir. Hücrenin yapısal özelliklerini ve yaşamsal fonksiyonlarını düzenlerler. Örneğin, canlılarda enerji üretimi, protein sentezi, hücre bölünmesi gibi yaşamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Bu özelliklerden dolayı nükleik asitlere yönetici moleküller de denilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.